Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün geç de olsa yine video çekmeye çalışıyorum. Çünkü bugün arkadaşlar bayağı bir koşturmacadaydım. Çok erken kalktım. Ben Levent'e hastaneye gittim. Çünkü biliyorsunuz ameliyat olacağım. Kum saati gibi şuradakileri alacaklar arkadaşlar. Bugün baktılar 5 kilo yağ çıkartacaklarmış. Sırttan da alacaklarmış. Benim basen boşluklarım var, oraya koyacaklar. Yani BBL mi diyorlar, BBL mi bir şey işte onu yapacaklar. Bugün bu ayın 22'sinde ameliyat tarihim belli oldu. Bu arada fiyat soranlar çok olmuştu bana bununla alakalı Instagram'da. Şöyle bir ameliyatım olayım ve benden gelen herkese indirim fazlasıyla yapacaklar. Bakalım bir ben ameliyatım olayım. İsteyenler çok varmış. Hastane Levent Estetika diye bir hastane. Çok güzel bir hastane. Ünlülerin olduğu bir yer. Ve çok temiz ve hocaları çok iyi gördüm. Bugün beni çok güzel bir muayene ettiler, çok ilgilendiler, sağ olsunlar. Bakalım gidelim yapalım. Ben çok istediğim bir şeydi. Kimse kusura bakmasın niye yapıyorsun falan sakın demeyin. Hayatta en çok istediğim şeydi o. Burayla alakalı çünkü benim gerçekten şuralarımda bakar mısınız? Şuralarım bakın. Şunları şöyle alsın. Şuram kız böyle olacak. Şuram biraz benim basenim yok. Öyle. Aman istiyordum ne yapayım? Mutlu olayım ben de kızlar. Ne yapayım? Beni şey yapmayın sakın. Niye yapıyorsun falan demeyin. Bir mutlu olayım anam. Yıllardan beri istediğim bir şeydi. Vallahi. Olayım da bitsin. Şey takıyordum buralarıma. Ne derler o? Yapay olanlar var ya onlardan takıyordum. Yanıyorum anam yazında takılmıyor. Basen takıyorlar ya şuralara böyle. Basen şeyler var ya ne diyorlar kilotlar var ya onlardan giyiniyordum. Yazında giyilmiyor elbiselerin altına mahvediyor beni. Yapayım da kurtulayım. Yok benim basenim boşluklarım var burada. Sonuçta anatomim belli. Yani ne yapayım. Neyse inşallah beni anlarsınız. Bana şey yapmayın niye oluyorsun falan diye. Şimdi arkadaşlar. Kırı lahmacun. Lahmacun bugün. Dün etli ekmek. Bugün de lahmacun. Şunu biraz aşağı indim. Bugün de lahmacun. Bugün aslında ıspanak yemeği falan yapacaktım. Yetişemedim. Çok geç oldu. Ama şimdiden dolma içimi falan kurdum. Dolma yapacağım birazdan. Yarın için. Yine dolmam olacak herhalde. Neyse lahmacunum bir Urfa usulü. Biraz şunun ucunu yemiştim. Bir de ne derler? Antep usulü lahmacun. Kopartayım da tabak şekline getireyim kız. Ne yapayım? Kız bu niye bugün kamera böyle? Biraz daha aşağı inse bu sefer kafam gözükmüyor. Ne yapayım? Heh, böyle. Biraz daha şey olsun diye. Bu ezme. Yer mi bilmiyorum da ezme de çok seven bir insan değilim aslında. Tırnakları çok beğendim de ne diyorlardı buna? Kapsül modeli inanılmaz rahat. Çok güzel ince. Ama biraz uzun mu bilmiyorum. Kısaltsam mı ya? Ben alışık değilim bu kadar uzuna. Hiçbir şey tutamıyorum kız. Nedir bu? Ya, bu ne kadar değişik kokuyor. Da lahmacunun içi. Bugün var ya arkadaşlar çok gezdim. Görmüşsünüzdür belki storylerde. Levent'te Metro City diye bir AVM'ye gittim. İlk defa girdim. Özdilek'in hemen yanında. Adam kimse yok. Bir tek ben vardım. Adem AVM'yi kapattım. Ne güzel. Hemen videoda çektim. Kimse yok AVM'de ama kimse. Ben şok oldum. Kız dedim buradaki mağazalar niye açık? Kimse yok. Nasıl geçinecekler? Herkes Özdilek'te, kanyonda. Orada burada yani. Enteresan. Lahmacun tamamen sarmayacağım. Çünkü ben çok sardığım zaman çok güzel ya bu lahmacun dünyası diye bir yer var bizim burada. İnanılmaz çıtır çıtır ve çok güzel ince hamur. Çok da severim. İnce hamuru. Ben kalın hamur sevmem. Pişecek böyle çıtır çıtır olacak. Of. Mime de yanında yat. Bunlar soğan koymamış mı? Koymuşlar. Diyecektim soğansız lahmacun mu olur? Olmaz. Turşumu almadım. Böyle de baksana ana. Köylü kızı binnaz. Evde şalvar rahat oluyor. Diyorum üfür üfür. Alttan üfürüyor, üstten üfürüyor. Güzel. Kova kova.
Kelekten koyayım da yerim ya. Sabah dün 5-6'ya kadar yatmadım. Seçim sonuçlarını bekle 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 ne olacak diye. İkinci tura kaldı. Bu ezmeyi yiyeceğim sanmıyorum da bir ezmeyle bir deneyeyim bakayım. Fena değilmiş kıvı. Bu Antep usulü alttakini görüyor musunuz? Bakın. Urfa usulü bu. Acılı. Hayatımda ne kuzum en çok mutlu olacağım şeyi yapıyorum bak cidden. Ben mesela böyle önceden en çok mutlu olduğum şey yataktı mesela yatak çok isterdim hiç yatağım olmadı benim yatak odam hiç olmadı daha doğrusu. Yıllar önce böyle bir yatağa özlem duymuş bir insandım. Burada halen yatak odam yok halen böyle kar yolağım var böyle hiç böyle yatak odam olmadı ciddi anlamda olmadı. Yani alamadım mı ya da hiç imkanım mı olmadı ya da fırsatım mı olmadı bilmiyorum ama tabii önceden hiç alamıyordum. Yatakla alakam hiç yoktu. Hep böyle koltuklarda yatmışımdır. Şimdi de bununla alakalı, bununla mutlu olacağım bir şey bu. Çok istediğim bir şeydi. Kum saati. Çok istiyordum. Hep hayalimde olan bir şeydi. Öyle bir şans kapısı açıldı bana. Reklam düşünün. Onu da değerlendirmek istiyorum vallahi. Ne yapayım? Bir şans açıldı yani. Allah gerçekten bir kapı açtı bana. Hep istediğim bir şeydi çünkü. Yüzüme zaten dokunmam. Güzel yüzüm. Gerek yok. Adam dedi ki benim buramda gıdı var mı? İstiyorsan buradaki şeyi de alayım dedi ameliyatta. 5 dakikalık dedi. Doktor var mı bende gıdı yok ki. Ama alabilir de yani ama gıdı yok. Ama nasıl olsa ücretsiz alacaksa alsın ne yapayım.
Dedim alabilir ya. Nasıl para ver? Yoksa yüzümle alakalı hiçbir şey yaptırmam gerek yok. Şükürler olsun yüzüm güzel. İstemiyorum yüzümle alakalı bir şey de. Ama şu alt taraflar. Damadına bak. Çıtır çıtır ana. Şimdi kral geldi. Turşunu kral turşu mu yiyeceksin? Yok. Gel bu tarafa. Gel anne. Tabii gösterirse kendini. Kral gel aşkım. Gel oturalım. Kral meraklı olan gri kedim. Beyaz değil ebru. Ha. Ne? Buraya gel. Gel buraya otur gel. Çok acı. Hı. Gel. Gel. Yiyeceğinden değil de. Fuzuli çok acı. Acı biraz daha. Acıyı biraz daha acı yapıyorum. Ama gidiyorum ana. Bu ne? Ah. Ay. Acı acı bize koyar mı bacı der gibi. Canan bu. Kız limonda varmış ya burada. Hiç görmedim ben. Kör nebat. Bak kafasına göre bir şey atladı masada.
Ay, çok yandım. Çok acı. Ay. Şükürler olsun. Bugün de doydum. Rabbim olmayanlara da versin inşallah. Ama yanıyorum hala. Vallahi ayran olsaydı acılığı alırdı. Ayranım yok. Annemle. Evet canlar. Benden bugünlük bu kadar. Vallahi yetiştirmeye çalıştım. Hemen şimdi video atacağım inşallah. İzlersiniz. Sizleri seviyorum. Yarın ev yemeği yapacağım. Bugün geç kaldım. O yüzden yapamadım. Basitlerde devammış. Gaz yapıyor işte. O yüzden en mantıklısı ayran. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Kocaman. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz.